Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda sizlerle birlikte bu hafta hareketli geçecek olan piyasalarla ilgili e, bilgiler paylaşacağız. Ardından dolar TL kurunu inceleyip e, özellikle forex'te işlem yapan arkadaşlar için Tiyolar verdikten sonra orta ve uzun vadedeki arkadaşlar için de beklememiz gereken yerleri sizlerle birlikte teknik ve grafik analiz üzerinde paylaşacağız. Evet arkadaşlar bu hafta FED faiz kararları piyasaya yön verecek. Özellikle FED'in çarşamba günü açıklayacak olacağı faiz kararlarını sizlerle birlikte bizler de buradan takip etmeye çalışacağız. Özellikle mali peşvik paketlerine yönelik açıklamalar, onun haricinde COVID-19 ile ilgili gelişmeler, FED faiz kararının özellikle de Powell tarafından bir sıkılaştırma yönüne gidilecek mi yoksa e, Powell faizleri tekrardan sabit bırakacak mı? Bütün bunları e, sizlerle birlikte buradan takip edeceğiz. Çarşamba günü özellikle bizler e, Fed'in yapacak olduğu açıklamalarda faiz kararından çok e, mali sıkılaştırma yani parasal sıkılaştırma yönünde ABD'nin atacağı adımları takipte kalacağız. Eğer bir mali para ile ilgili bir karar çıkarsa bu da dolar tl kuru üzerinde e, hareketleri yukarı yönlü hızlandırabilir ve bu harekette altın tarafında da geri çekilmelere sebebiyet verir. Biliyorsunuz Janet e, Yellen'in yapmış olduğu açıklamalar neticesinde arkadaşlar geçen hafta dolar tl kurunda e, geri çekilmeler yaşandı. Bununla birlikte dolar endeksinde de geri çekilme yaşandı. Özellikle Yellen'in yapmış olduğu e, doların yönüyle ilgili açıklamalarda e, doların yönünü artık piyasanın kendinin belirleyeceği şeklindeki açıklamanın ardından dolar endeksinde de geri çekilmeler yaşadık. Dolar endeksinde şurada yukarıdan inen bizim için düşen tren çizgimiz mevcut. Bu düşen tren çizgisini takipte kalıyoruz. Düşen tren çizgimiz e, şuradan bir kırılıma uğramıştı arkadaşlar. Zaten yukarı yönlü 89-90 üzerinden. Şimdi bu tren çizgisi yukarı yönlü kırıldığı için beklentilerimiz de e, dolar endeksinde tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Tabi bunun için şartımız nedir arkadaşlar? Tekrardan bu tren çizgisi içerisine e, girmemesi şartı var. Bu da gene 90'lı seviyelerden geçmekte. E, dolar endeksinde de bir 90 ile 90 40 arasında bir sıkışma izleyebileceğimiz bir süreç bu hafta yaşayabiliriz Bütün bunların ardından dolar TL kurunda ne gibi hareketler olabilir ee, gelin sizlerle birlikte bunu da bir inceleyelim arkadaşlar Evet dolar TL kuruna da baktığımız zaman özellikle e, FEDin yapacağı kararlar alacağı kararlar bizler için çok önemli olacak Ayrıca e, ABD'nin biliyorsunuz arkadaşlar e, dördüncü büyüme Verileri de açıklanacak. E, bu dördüncü büyüme verilerinin de ABD'de özellikle yüksek geleceği yönünde analistlerin de beklentisleri mevcut. E, %4 oranında bir büyüme bu verilerden de bekleniyor. Bu hafta çok hareketli geçeceğe benziyor. Özellikle haber akışları açısından. Covid-19'un yapmış olduğu etkiler e, gene dünya genelinde merkez bankalarını zorlamakta. Covid-19'dan ee, ölenlerin sayısı arkadaşlar geçen hafta itibariyle e, 2. 1 milyon kişiyi aşmış durumda arkadaşlar 2.1 milyon vaka sayısı da 98 milyon olurken e, maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı da dünya genelinde 2.1 milyonu aşmış durumda. Forexçiler için özellikle bu hafta dolar TL kurunda e, 7.40 önemli bir Seviye arkadaşlar 7.40. Ve bu 7.40 üzerinden bizler bir haftalık kapanış yaşadık dolar TL kurunda. Özellikle 7.42 seviyesinden bir kapanış geldi. Bizler için e, ve Forexçi arkadaşlar için kısa da 7.40 7.57 aralığı yukarı yönlü takip edilebilir arkadaşlar. Şu aralık yukarı yönlü sizler için takip edilmesi gereken önemli bir aralık. 7.40 altında ise açılacak pozisyonlar verdiğim rakam üzerinde değerlendirilebilir. Sizler bu şekilde takip edebilirsiniz kısadaki forexçi arkadaşlar. Evet daha uzun şimdi bizler için orta vadedeki arkadaşlar içinse takip etmemiz gereken önemli seviyeleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Evet kısa da yine 7.40 üzerinde bir kapanış gelmesi bizler için haftalık olumlu arkadaşlar. Özellikle de 7.40 üzerindeki hareketlerin e, bizler için ilk etapta takip edilmesi gereken önemli bir seviyesi üzerinde 775 beklentimiz hala devam etmekte dolar TL kurunda geri çekilmeler arkadaşlar e, özellikle şuradaki 730 seviyeleri arasında da gerçekleşebilir e, fakat 730 üzerinde artık dolar TL tutunmasını devam ettiği müddetçe yukarıda bizler için hala ana hedef bölgemiz İlk etapta 7.75 bölgesine doğru dolar TL kuru'nu yukarı yönlü çekeceği yönünde beklentilerimiz devam etmekte. Özellikle Fed'in Çarşamba günü faiz artırması beklenmiyor. Biliyorsunuz daha öncelerden yapmış oldukları açıklamalar neticesinde 2023'e kadar Fed'in faiz artırmasına gitmeyeceği yönünde söylemler mevcuttu. Biz de bu söylemler doğrultusunda Fed'in bu hafta Faiz arttırımına gitmeyeceği yönündeki beklentilerimizi yeniliyoruz. E, bu yüzden dolar tl kurunda gene sıkışık e, hareket seyri devam edebilir. Özellikle 7.30 ve 7.43 aralığında. E, fakat perşembe günü gelecek 4. çeyrek e, büyüme rakamlarının da piyasayı yukarı yönlü olumlu yönde beklentilerimiz doğrusunda çıkması durumunda arkadaşlar. Piyasayı yukarı yönlü olumlu bir şekilde yukarı yönlü iteceği yönündeki düşüncelerimiz. Hala devam etmekte. Bugün itibariyle dolar TL kurunda yukarıdan aşağıya inen biliyorsunuz tren çizgimizi takip ediyoruz. Bu tren çizgimiz henüz yukarı yönlü kırılmış değil. Bu hafta itibariyle bu kırılım olması gereken yer 7.43. Hala devam arkadaşlar. Buradaki yataylık devam ediyor. 7.43 üzerindeki kırılımda yine bizler için yukarı yönlü hareketler kısa da. 757 e, bir direncimiz mevcut. O direncin üzerinde gene şöyle belirleyelim arkadaşlar. Şurada bir 757, şurada 743. O direncin e, üzerinde gene bizler için takipte kalmamız gerekecek. En önemli seviye 768 tepesi mevcut. Şuradaki 768 tepesi. Bizler bu hafta bu verdiğim rakamları takipte kalacağız. Bizler için önemli rakamlar. Benim beklentim arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla piyasanın artık 7.20'li seviyelerde bir taban oluşturdu. Ve bu taban neticesinde de hareketlerin 7.75 beklentim doğrultusundaki seviyeye doğru hareketlerini sürdüreceği yönünde. Sizler de kendi beklentilerinizi yorum şeklinde aşağıda yazabilir ve belirtebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi arkadaşlar şuradaki oluşum, şuradaki sıkışma bizim için önemli. Bu sıkışmanın biz yukarı yönü 7.43 seviyesinden kırılıp ilk etapta 7.58, 7.68 ve 7.75 seviyesine doğru dolar tl kurunu yukarı çekeceği yönündeki beklentimizi korumaktayız. Tabii bu durumda Merkez Bankası'nın da biliyorsunuz piyasada almış olduğu sıkılaştırma politikası hala devam etmekte. E, birden dolar tl'nin artık eskisi gibi yukarı yönlü hareketlerine Merkez Bankası da izin vermeyecektir. E, o yüzden dikkatlice piyasayı ve piyasadan gelebilecek bu haftaki haber akışlarını sizlerle birlikte takipte kalacağız. Özellikle çarşamba günü FED biliyorsunuz e, açıklamaları önemli. Bu açıklamalara kilitleneceğiz. Onun ertesinde de perşembe günü açıklanacak olan ABD dördüncü çeyrek büyüme verileri. Bunlar da önemli olacak arkadaşlar. Bunları da bu hafta itibariyle takipte kalacağız. Günlük videolarımıza gene devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.